Videoya başlamadan önce Migros sinemalara, Antalya Migros sinemalara zam gelmiş. Öğrenci olan 14 liradan 17,5 liraya çıkmış. 3,5 lira zam 2 gün önce olmuş öğrendiğime göre. Neden yani neden? Fiyatlar zaten yeterince pahalı değil mi sizce? Gerçi bazı yakın arkadaşlarımdan duyduğuma göre diğer illerde daha da pahalıymış. Hatta 17,5'tan da pahalıymış öğrenci. Veya tamın fiyatını söylemek bile istemiyorum zaten, uçukmuş. Yine sen Şükret gibi şeyler oldu ama şükretmeyeceğim arkadaşlar. Yani 17,5 lira nedir yani? İzledim salonu görseydiniz bugün, neyse ona daha sonra geleceğim. Video başlamadan önce iki bu da. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sinemaya gidip şu anlık vizyondaki filmlere hemen gidip hemen yorumumu böylece çekmeye çalışıyorum. 1000 aboneye ihtiyacım var. Eğer buraya kadar sabredip izlediyseniz ve abone değilseniz abone olursanız teşekkür mü? Saçma oldu. 1000 aboneye ihtiyacım var özetle. 1000 aboneden sonra belli bir saatte izlenmeden sonra para kazanma özelliği açılıyor. Ona para kazandırın ki sinemaya gideyim, geleyim, yapayım falan. Başka işler de yapmak istiyorum ama önceliğim bu vizyondaki yeni filmler olacak bunun içinde. Sadece haftada 17,5 lira kazansam şu an için. Zam gelmezse tabii daha Migros sinema maksimum sana söylüyorum. Gelmezse 17,5 lira haftalık benim için yeterli olacaktır. Teşekkürler. Filme gelirsek tahmin ettiğim gibi başladı. Yani güzel, normal başladı. Yani kötü diyemem. Ortalama başladı film. Tanıdık oyuncular vardı. Alican Yücesoy, Bülent Emrah Parlak gibi. Küçük de olsa kelebeklerden hatırlayacağınız Tuğçe Altuğ vardı. Öyle tanıdık oyuncular vardı. Başı keyifli başladı. Filmden ilk olarak göze çarpan şey, kötü olarak söylemiyorum ama yani düşük bütçeli gibiydi film. Genelde tek kamera açısı kullanmışlar. Yani belki teknik olarak bunu seçmiştir yönetmen. Onu bilemem, o kadar detaylı bilmiyorum ama. Yani tek bir bakıştan izliyorduk genelde filmi. Sabit, böyle karşılıklı konuşma fazla yoktu ama beni rahatsız etmedi. Düşük bütçeli olmuş film. Yani düşük bütçeli yapmaları mantıklı, daha yüksek kazanması için. Hani istediğini verdiği sürece, yani dramsa dramı, komediyse komediyi verdiği sürece bütçesi çok da önemli değil bence filmin. Filmin türü dram komediydi. Komedi çok fazla yoktu bence filmde. Hani türüne komedi demeleri koymasalar da olmuş yani. Komedi olmayan, türünde komedi olmayan bir film ne kadar komikse bence o kadar komikti. Diğer türü tabii ki dram. Dram ağırlıktaydı film. Dram da değil aslında, depresiflik. Yani film belli bir süreden sonra, özellikle yarısından sonra iyice böyle depresif bir hal almaya başladı. Yani modunuz düşükse zaten bu sizi sürükler gider. Hani filmde şeyden bahsediyordu. Aile, para, iş, işte geçim, bir dünya ikili ilişkiler hakkında bir dünya böyle dertlerden bahsediyordu. Ya yani beni inanılmaz depresifleştirdi. Filmden çıktıktan sonra böyle boş boş bakar oldum. Çıktım böyle, hatta Migros'un balkonu dışarıyı seyrettim. Allah'ım ne olacak benim hayatım ne falan gibisinden kendim bir sorguladım. Tabii kendi depresifliğimde belki buna artı eklenip beni daha fazla etkilemiş de olabilir şimdi. Emin de olamadım. Neyse, sonuç olarak benden geçer bir not aldı film. Güzeldi. Eğer Türk filmi olmasaydı sinemada gidin izleyin demezdim. Ancak sizin de bildiğiniz gibi seansların Naim Süleymanoğlu filmi. Yani kötüdür iyidir bir şey de söylemiyorum. Ama bence gördüğüm kadarıyla da çok da iyi bir film değilmiş. İzlemedim, bilmiyorum. Recep İvedik, işte Hollywood filmi olan Charlie Melekleri tekrar çekim. Ne kadar güzel olabildi yani. Yani ben mesela ya da insanlar belli bir film düzeyini geçtikten sonra, belli miktarda film izledikten sonra, vizyona gelen filmlere veya konusunu okuduktan sonra ya da fragmanını izledikten sonra aşağı yukarı bir tahminimiz olabiliyor filmin iyiliği ve kötülüğü hakkında. Tabii ki de beni çok şaşırtan filmler de oldu. Her zaman bu biraz bir tık da ön yargı diyebilirim buna ama gişe için yapıldığı çok belli bu saydığım Naim, Recep İvedik ve Charlie Melekleri. Yani çok güzel olacağını sanmıyorum. Belki çok güzel aksiyonu vardır, odur budur ama film olarak gerçekten sadece para kazanma amacı güdülerek yaptığını düşünüyorum. Ama bu küçük şeylerde bir şey vermeye çalışıyor. Bu sıkıntıları, yani dramı gerçekten çok iyi yaşattı ve bana geçti. Tamam, 10 numara mükemmel bir film değil bence ama sadece destek vermek için güzel film bu arada. Hani güzel film, ben beğendim. Kesinlikle izleyin diyebileceğim bir film değil ama gerçekten bu hani Türk sinemasında böyle filmlerin yer almasını istediğim için gitmenizi isterim açıkçası. Keyifli de zaman geçiriyorsunuz. Dramı çok güzel veriyor yani. Depresifleşiyorsunuz. Sağa sola boş boş bakıyorsunuz. Güzel oluyor. Hayatı sorguluyorsunuz. Hani yani sadece depresifleştirme derken hayatı gerçekten sorgulatıyor. Güzel film olmuş. Girin kendinizi sorgulayın benim gibi. Siz de gidin dediğim gibi.
destek verin. Türk sinemasında vizyonlarda seans olarak daha fazla işte 2 seans vermişler sadece. Küçücük salon. Böyle 30-40 kişilik bir salon. Küçük ekran. Yazık ya böyle... Hani diye şu filmin o 3 filmden de çok daha kaliteli olduğunu eminim bakın. Üçünüz de izlemedim ama şu filmin 3'ünden de daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hangi filmleri seçip gidiyorum genelde? Vizyona yeni gelen filmi seçiyorum ve vizyona yeni gelenler içindeki de en kaliteli filmi seçmeye çalışıyorum. Konusu olsun, fragmanı olsun, her şey bakımından. Bence o film, Küçük Şeyler filmi. Siz de deneyin diyorum. Beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Beğenin falan. Paylaşabilirsin. Twitter'da bana RT atsanız bile olur. Görüşürüz.